Merhaba arkadaşlar. Üreme fizyolojisi konusunun erkek üreme sisteminde kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erkek üreme sisteminin kısımlarını söylemiştik. Testisler içerisinde seminifer tüpüller, epididimiz. Epididimizin devamında vaz deferans, seminiverli vezikül, prostat bezi ve bulbo üretral bezler üretra ile birlikte çıkışı anlatmıştık. Şimdi ayrıntılı yapılarına bakacağız. Testisin yapısına baktığımız zaman testisin yuvarlak ve yumurta biçimindeki bölümünü oluşturan kısımda spermlerin üretildiği seminifer tübüller bulunmaktadır. Seminifer tübüller oldukça çok sayıda ve yüzey kazanmak için dallı biçimdedir. Bunu 3 boyutlu olarak düşünün. Öyle ki bir anda milyonlarca sperm, 60 milyona yakın sperm üretilebilsin. Tabii seminifer tübüller içerisinde 2 tane önemli hücre var. Bunlardan bir tanesi spermin üretildiği germ hücresi, diğeri de buna yardımcı olarak destek hücresi olarak bulunan sertöl hücresidir. Devamında spermler burada üretildiğinde baş ve kuyruk kısmına sahip değillerdir, hareketsizlerdir, yuvarlak bir hücre biçimindedirler, yani olgunlaşmamış ham haldedirler. Spermlerin olgunlaşması ise seminifer tübüllerin devamındaki kanallar şeklinde sıralanmış epididimizde gerçekleşir. Epididimiz yuvarlak yumurta biçimindeki seminifer tübüllerinin üzerinde bir yağ dokusu olarak beyaz şekilde görülür ve spermler bu kanallar içerisinde olgunlaşır, yani baş ve kuyruk yapısı kazanıp hareketlilik kazanırlar. Bu seminifer epididimiz ve seminifer tübüllerin arasında bulunan bölümde geçiş bölümüdür. Yine testisi çevreleyen dokular ilk başta en içte tabii ki epitel dokusu, onun altında bağ dokusu. İşte bu alttaki bağ dokusu içerisinde ayrıca Leydig hücreleri, yani testosteron salgılayan Leydig hücreleri bulunmaktadır. Bağ dokusunda bilindiği gibi kan damarları da mevcuttur. En dışta ise yine epitel dokusu bulunmaktadır. Baktığımız zaman epididimizde artık hareketlilik kazanmış olan spermleri üretra kanalına taşıyan kanal da vaz deferanstır. İleriki kısımlarda vaz deferansa açılan hücreleri göreceğiz. Sertöl hücresinin işlevlerine gelecek olursak, sertöl hücresini arkadaşlar bağ dokusu değil de epitel dokusu içerisindeki germ hücrelerine yardımcı olan hücreler şeklinde görüyoruz. Şu hücre sertöl hücresidir. Bu hücreler, yani spermi üreten asıl hücre, bölünmeye uğrayan hücreler ise germ hücreleridir. Sertöl hücrelerin önemli bir görevi inhibin salgılamaktadır. İnhibin hormonu FSH'ın etkilerini bloke eder. Yani fazla FSH salgılandığında sertöl hücrelerinden de inhibin salgılanarak inhibin hipofizi uyarır ve FSH'ın fazla salgılanmasını önler. FSH'ın bu yüzden reseptörü sertöl hücrelerinde bulunmaktadır. Yani FSH hangi hücreyi uyarır dersek, seminifer tübüllerde bulunan sertöl hücrelerini uyarır. Ayrıca yine kan testis bariyerinin önemli bir parçasıdır. Bildiğimiz gibi bazı bariyerler var. Bunlar bazı maddeleri, antikorları ve virüsleri geçirmeyecek şekilde hassasiyet gösterirler. Bunlardan bir tanesi kan testis bariyeri, kan plasenta bariyeri ve kan beyin bariyeridir. Bunları da bu esnada hatırlamış olalım. Tekrar edecek olursak, hipotalamustan gonotropin hormonu hipofizi uyarır. Hipofizden FSH sertöl hücresini, LH ise Leydig hücresini uyararak sertöl hücresinden inhibin salgılanmasına neden olur. İnhibin yeniden hipofizi uyararak FSH ve LH salgılarının kontrol eder. Leydig hücrelerinden de yine LH salgısı ile birlikte testosteron salgılanır. Leydig hücrelerine baktığımız zaman bağ dokusu içerisinde, bakın epitel hücresi değil, bağ dokusu, testisin bağ dokusu içerisinde kan damarlarına yakın şekilde bulunan hücrelerdir. En önemli görevi testosteronun salgılanmasıdır. Evet. Testosteronun etkileri nelerdir? İntrauterin gelişmede cinsiyet organlarının olgunlaşmasını sağlar. FSH ile birlikte gametogenez, yani spermatogenezin sürdürülmesini sağlar. Yine bazı davranış etkileri, özellikle ikinci davranış dediğimiz üreme organların gelişim, saç ve kıllanma, sesin kalınlaşması, derinin yağ bezlerinin üçgen vücut oluşturacak şekilde depolanmasının sağlanması şeklinde görevlerinden bahsedebiliriz. Testosteron ve östrojen hormonlarının
sentezine bakacak olursak her iki hormon da androstenedyon hormonundan baz alır, sentezlenir. Androstenedyon hormonu ise progesteron hormonundan, o da kolesterolden sentezlenir. Yani vücudumuzda kolesterol miktarı az olduğu zaman testosteron ve östrojen de doğal olarak azalır. Bunlar çok önemli hormonlardır ve birbirleriyle bağlantılıdır. Ayrıca yine tiroid hormonu olan tiroksin de bu kolesterolden sentezlenen hormon grubundadır ve östrojene direkt olarak dönüşebilir. Bunu daha önceki derslerimizde anlatmıştım diye hatırlıyorum. Demek ki kolesterol başlıca progesterona, progesteron ve prognelonda androstenediona, yani testosteron ve östrojenin öncüsü olan androstenediona dönüşür ve ayrıca östrojene de tiroksin hormonu dönüşmektedir. Evet, testosteronun etkisi ne şekilde olur? Reseptörü hücre içerisindedir ve bu şekilde DNA'ya bağlanarak transkripsiyona neden olur. Yani nükleer bir kontrol sağlar. Erkek üreme organı Wolf kanalının gelişmesinde etkilidir. Yine bu işlemleri yaparken özellikle dihidrotestosterona dönüşeceği zaman 5 alfa redüktaz enzim aracılığıyla dönüşmesi sağlanır. Evet, peki bu dönüşüm ne için etkilidir? İkinci cinsiyet karakterlerin gelişmesi için etkilidir. Evet, erkek cinsel işlem performansına baktığımızda ereksiyon, penisin sertleşmesidir. Sinir sistemi tarafından iki şekilde kontrol edilir. Daha önce parasempatik ve sempatik uyarıları anlatmıştık. Parasempatik uyarı ile başlar uyarı, devamında ise sempatik uyarı ile inhibe olur. Parasempatik uyarı dediğimiz uyarıyı hatırlayacak olursak sistemin yavaşlamasını sağlayan uyarıdır. Ereksiyon ne demektir? Uyarılma demektir. Yani sperm üretiminin başlanması, epididimiste depolanmış hazır halde bulunan spermin vaz deferans kanalına verilmesi, bezlerin, bülbe uretral bez, prostat bezi ya da seminal vezikül gibi bezlerin salgıya başlaması ve semeni yani meniyi hazırlaması demektir. Evet, vazodilatasyon yani damar kasılması yapan nitrik oksit salgılanır. Nitrik oksite cevap olarak arterler genişler. Organa kan akımı yani penise kan akımı olur. Artan kan akımı ile birlikte venler sıkıştırarak kanın geri dönmesi önlenir ve böylece oradaki kas tabakası tamamen kanla dolmuş bir şekilde kasılır. Ve böylece artan kan hacmi ile birlikte organ büyüyerek sertleşir. Evet, mekanoreseptörler ne şekilde uyarılır? Bezler tarafından uyarılabilir, mukus salgılanır meninin oluşabilmesi için. Yine arteriyollerin parasempatik nöronları ile ya da organdaki arteriyollerin sempatik nöronları ile uyarılabilir. Ve en son işlem, bundan sonra göreceğimiz işlem, ereksiyon gerçekleşir. Evet, ejekülasyon ise boşalma demektir. Yani ereksiyonla birlikte sertleşmiş olan organdan sıvının dışarıya çıkarılması demektir. Sempatik uyarı sistemin etkisi altındadır. Sempatik uyarıyı bir kez daha hatırlayalım. Kalbin atışını hızlandıran, damarlara fazla miktarda kan gitmesini sağlayan, dolaşımı, tansiyonu yükselten uyarı sistemi sempatik uyarıdır. Sperm ve semenin üretradan atılmasını sağlayan düz kas kasılmasına yol açar. Aynı anda üriner sfinkter de kapanır. Yani üretradan kesinlikle idrar çıkışı olmaz. Ve ejekülasyonlar arasında yani peş peşe ejekülasyon görülmez. Ejekülasyonlar arasındaki duraklama dönemleri kişiye göre değişmekle birlikte genellikle 15 dakika olarak bildirilmektedir. Evet, semen yani meni analizine baktığımız zaman biz buna spermiyogram diyoruz. 3 günlük cinsel perhiz sonrası alınan semenin mikroskop altında incelenmesiyle spermlerin kalitesi, sayısı, hareketliliğine bakılıp normalinin belirlendiği işlemdir diyebiliriz. Evet, spermiyogramdaki semen analizine baktığımız zaman
normal atım hacmi ne kadar olması gerekiyor? Yaklaşık 2 ila 6 mililitre civarında bekliyoruz. Sperm sayısı 50 ila 100 milyon arasında, normal 60 milyon olarak kabul ediyoruz. Morfolojisinin yüzü anormalliklerin, yani mesela çift başlı olabilir, çift kuyruklu olabilir, başı olmayabilir, kuyruğu olmayabilir. Yani sağlıklı bir sperm görüntüsünün dışındaki spermlerin %35'i geçmemesi gerekir. Yine hareketliliğini spermiyogram analizinde hareket halindedir. Özellikle bir süre oda sıcaklığında bekletilirmenin çözülmesi için çözüldüğünde %60 oranında hareketlilik gözlenmesi gerekir. Aksi spermin kalitesini düşürmekte. 20 milyonun altındaki spermleri, genellikle biz bunu uygulamada 10 milyonun altındaki spermleri olarak kullanıyoruz. Sterildir deriz. Yani üreme kapasitesi, yeteneği yoktur deriz. Dışarıda şunu söylemek gerekiyor, söylemiştik. Skrotumun vücut dışında olmasının nedeni spermlerin normal sıcaklığının 32 santigrat derece olması. 36 santigrat derecede ya da dış ortamda belirli bir süre yaşama kapasitesi var. Bu yüzden spermler ejakülasyondan sonra ancak 48 saat kadar yaşayabilirler dış ortamda. Evet, cinsel ilişkiye baktığımız zaman 4 bölümden oluşur. Uyarılma, gerilme, boşalma ve çözülme olarak. Uyarılmaya baktığımız zaman psikik ve fiziksel uyaranlarla sakral bölümden parasempatik implusların doğmasına yol açar. Yani ilk önce parasempatik rahatlama ya da organ ve dokuların rahat olması. O yüzden stres gibi durumlarda genellikle cinsel ilişkiye başlangıç görülmez. Gerilme döneminde kalp ve solunum hızı artar, kas gerginliği artar, kan basıncı artar. Şunu unutmayalım, uyarılmada mutlaka ereksiyon gerçekleşir. Boşalmada artık sempatik sinir sisteminin devreye girdiği ve üretra ve deferans etrafındaki kasların kasılarak ejekülasyonun meydana geldiği durumdur. Çözülmede artık bütün uyarı sisteminin gevşediği durumdur ve özellikle parasempatik etki etmektedir. Evet, kadın üreme sistemine baktığımız zaman kadın üreme organları ve over foliküllerin işlevine bakacağız. Foliküllerin büyümesine, menstrual döngüye, kadındaki ritmik düzenlemeye, hormonlara ve son olarak menopoza bakacağız. Kadında üreme işlevi iki büyük evreye ayrılır. Vücudun gebeliğe hazırlanması ve gebelik olarak adlandırabiliriz. Evet, ovaryuma baktığımız zaman vücudun karın boşluğunda, periton boşluğundadır. Bazen periton zarına yapışmış olabilir, bağırsaklarla birlikte bulunabilir, karın boşluğunda bulunur diyebiliriz. Ovaryumları görüyoruz. Evet, ovarların en önemli fonksiyonu tabii ki yumurta üretimidir. Bunun yanı sıra hormon salgılanması, östrojen ve progesteron gibi hormonların salgılanması da diğer işlevleri arasındadır. Fallop tüplerine baktığımız zaman ovaryumlardan dışarıya atılan yumurtayı, atılan demeyin de verilen yumurtanın tutularak uterus içerisinde ilerlemesini sağlayan kısımdır. Bazı bölümlerde hani fallop tüpleriyle ovaryum arasında büyük bir aralık varmış gibi görünür ama aslında böyle bir durum söz konusu değildir. Yani görülemeyecek kadar küçük, iki hücrenin birbiri arasındaki, birbirinin teması arasındaki boşluk kadardır. Evet, kadın üreme sistemine şöyle bir bakacak olursak, ovaryumlar, fallop tüpleri, fallop tüplerinde ampul, şuradan başlayacak olursak, ismus, ampulla, infundibulum ve fibrilla kısımlarından oluşmakta. Hatırlarsanız döllenmenin olduğu kısım ampulla bölümdür. Bir daha sayalım. İsmus, ampulla, infundibulum ve fibrilla. Neden bu kısma fibrilla deniyor? Çünkü ovaryumun etrafında bulunabilmesi için fibrilli bir yapıya sahip, ovülasyon sonrasındaki yumurtanın tutulumu için. Evet, uterusa baktığımızda uterus ne kadar büyüklüktedir? Her kişinin yumruğu kadar bir büyüklüktedir yaklaşık olarak. O uterusun üst bölümüne fundus denilmektedir. Uterusun katmanları bulunur. En içte endometrium, onun altında kas tabakası myometrium. En dışta da perimetriyum tabakalarından oluşmaktadır. Yine epitel dokudan oluşan tabaka. Tabi bunların arasında mutlaka bağ dokusu yine bulunmaktadır.
Mezenter dediğimiz kısım tabii ki karın duvarıdır. Karın duvarına yapışık bir halde bulunur. Hatırlarsanız hiçbir organ böyle uzay boşluğundaymış gibi vücutta boşluk içerisinde bulunmaz. Mutlaka etrafında bir bağ dokusu bulunur. Biraz slaytları fazla geçtik. Evet, devamına bakacak olursak uterusun çıkışı arkadaşlar kubbe biçimindedir. Biz buna serviks adı veriyoruz. Yani rahim ağzı da dediğimiz bölümdür aslında. Serviks bölümü önemli bir yapıdır. Çünkü rahmin yani embriyonun geliştiği yerin kapısı gibi düşünülebilir. Serviksi dışarıya bağlayan açıklık ise vajina olarak bilinmektedir. Yaklaşık 10 santimetre kadardır. Evet, uterusa baktığımız zaman içi boş, kalın duvarlı bir kas tabakasından oluşur. Bu kas tabakası niye lazım? Hem menstrual döngü esnasındaki endometriozisin sağlanması için hem de bebek gelişirken bebeğin korunması için lazım olan kalınlıktadır ve kuvvetli bir kas tabakasıdır. Aslında dilden sonra en kuvvetli kas tabakası olarak söyleyebiliriz. Evet, vajinaya baktığımızda vücudu dışına bağlayan kanal 10 santimetre kadardır demiştik. Over foliküllerine baktığımız zaman gelişimin farklı aşamalarında içerisinde granuloza ve teka hücrelerinin bulunduğu, ayrıca yumurtanın oluştuğu germ hücresinin bulunduğu kanaldır diyebiliriz. Şimdi granuloza hücrelerine bakacak olursak arkadaşlar, yumurta etrafında çoğalan hücrelerdir. Bunlar FSH reseptörü taşır ve FSH'ın uyarılarına yanıt verir. Tıpkı kim gibi? Testislerdeki Sertoli hücreleri gibi. Ve en önemli görevlerinden bir tanesi östrojen salgılamalıdır. Salgılamalarıdır. Bakın şöyle söyleyebiliriz. İlk yumurta olgunlaştığında etrafında tek sıra halinde bulunur. Sonra gitgide çoğalarak parçalanmaya uğrar. Parçalandığında aralarında oluşan boşluklar östrojen salgısıyla doludur. Granuloza hücreleri tarafından salgılanan en dıştaki hücreler farklılaşarak artık teka hücresi adını alır. Teka hücrelerine baktığımızda LH'ın uyarılarına cevap verir ve granuloza hücrelerinin östrojenin arada bulunan östrojenin granuloza hücrelerinden salgılanan östrojenin dönüştürülmesini sağlarlar. Evet, östrojenin kısmını daha önce görmüştük. Şöyle bir teka ve granulozadan başlayacak olursak, ilk önce granulozadan başlayalım. FSH'ın uyarısıyla birlikte östradiol salgılanır. Östradiol de yeniden androstenediona tenediona kana geçer. Ama ilk öncülü teka hücrelerinde kolesterol tarafından oluşturulan androstenediondur. Evet, folikülün büyümesi ve gelişmesi. Bir folikülün büyüyüp gelişmesi, folikül dediğimiz şey aslında yumurta ve etrafındaki destek hücreleridir. 28 günden ibarettir. Bu 28 gün işte menstrual siklus dediğimiz günlerle uyumludur. Yalnız şeyle karıştırmayalım, embriyonun gelişimiyle karıştırmayalım. Çünkü buradaki 28 gün embriyonun gelişimiyle aynı günlerde değildir. Embriyonun gelişimi döllendiği andan itibarendir. Evet, hormona bağlı olan bir süreçtir. Baktığımızda birinci gün olarak kabul ettiğimiz günde yumurta, ovum yani etrafında da granulosa hücreleri. Granulosa hücreleri ikinci gün büyür, büyüyerek çoğalır, ikinci tabakayı oluşturur. Dördüncü günde daha çok kalınlaşır, dördüncü tabakayı oluşturur. Beşinci güne geldiğimizde artık aralarında boşluklar, lakünler oluşmaktadır. Bu lakünlerin içerisi östrojen salgısıyla doludur. Artık 6. güne geldiğimizde teka hücreleri kenarda itilmiş ve oluşmuş durumdadır. Ortada da yine östrojenle dolu atrum ya da boşluk bulunur. Evet, bu teka hücresinin de etrafında bulunan ince zara zona pedisula diyoruz arkadaşlar. Artık burada sekonder oosit konumundadır.
Bu esnada tabii ki mayoz bölünmeye devam ediyor. Bildiğimiz gibi o filyasyonun en önemli işlevi nedir? En önemli işlevi bu esnada mayozun gerçekleşmesidir. Mayoz bölünme burada mayoz birim profaz aşamasında durur. Ta ki ne zamana kadar? Ampulla da bir spermle karşılaşıp dölleneceği kadar. Evet, bu aşamada yani yaklaşık 7. günde arkadaşlar yumurta yumurtalıktan bir nevi eksositozla dışarıya çıkar. Dışarıya çıktıktan sonra nereye geçer? Fallop tüplerinin fibrille kısmına geçiş yapar. Geriye kalan kısım nedir? Östrojen salgısı, biraz atık olan östrojen salgısı, granulosa hücreleri hala etrafında, bir kısım geriye kalan granulosa hücreleri ve onun da etrafında bulunan teka hücreleri ki biz bu oluşan kısma sarı cisim yani corpus luteum diyoruz. Corpus luteum da bildiğiniz gibi 14 gün bir kalma ve progesteron salgılama süreci vardır. Eğer bunun sonucunda eğer hala herhangi bir döllenme işlemi gerçekleşmemişse dejenere olur. Ve böylece unutmayalım demek ki 7. günde ovülasyon gerçekleşmiş oluyor. Evet. 7. günde demeyelim. Adetin 14. gününde. Arkadaşlar şurada bir düzeltme yapalım. 14. gününde ovülasyon gerçekleşiyor. Şimdi tabii biz niye buradaki günler oradaki günlere uymuyor? Çünkü hatırlarsanız adetin başladığı ilk günü birinci günü sayıyoruz menstrual sikluste. O yüzden bazı değişiklikler oluyor. Corpus luteum'a baktığımızda progesteron üreten bir yapıdır ve gebelik oluşmazsa dejenere olur ve endometriyumun dökülmesine neden olur. Gebelik oluşursa progesteron salgısına devam eder. Yaklaşık ikinci, üçüncü haftalardan sonra yavaş yavaş bu progesteron salgılama işini plasentaya devreder. Evet, corpus luteum gelişmesini sağlayan en önemli şey döllenmenin başlangıcı, belirteci olan, hatırlarsanız desidüal hücreler tarafından salgılanan, embriyolojide söylemiştik, insan koriyonik gonotropini yani HCG'dir. Human chorionic gonotropin yani HCG. Evet. İlk önce tabii ki plasentadan salgılanır ama plasenta oluşmadan önce hatırlarsanız trofoblastlardan salgılanan hücreler hormonlardır. Yani desidüal hücrelerden diyoruz. Evet. Ritmik düzenlenmeye bakacak olursak yani normali nedir? 28 gün yani 25 ila 35 gün. 25 gün olan da normaldir. 35 günde bir adet olan da normaldir. Ama biz 28 gün olarak kabul ediyoruz genelde. Hipotalamustan gonotropik hormon salgılanıyor. Gonotropik hormon hipofizi uyarıyor. Hipofizden de FSH ve LH salgılanıyor. Bunlar erkeklerdeki ayrı ya da kadınlardaki ayrı değil. Her ikisi de benzer hormonlar sonuç olarak. Ama etki ettikleri organ farklı. Burada granuloza hücrelerine etki ederler ve folikülün gelişimini östrojen salgılanmasını ve inhibin salgılanmasını uyarırlar. Et corpus luteum'un gelişimine bakacak olursak işte burada benzer şekilde verilmiş. Tam 14. gün ne zamandır? Ovülasyonun olduğu bir bölümdür. Bizim dikkatimizi çeken şey 14. günde FSH ve LH pik yapar. Bunu unutmayalım. FSH ve LH'in pik yaptığı gün ovülasyon gerçekleşir. Tamam mı? Yani en fazla düzeyde olduğu gün. Hormonal açıdan bakacak olursak östrojen hemen yumurtlamadan önce arkadaşlar yukarı pik yapar. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. Yumurtlamadan önce kadınların hormonları daha yüksektir. Dişilik karakterleri daha belirgindir. Ne kadar? 2 gün önce. Neden 2 gün önce? Hatırlarsanız sperm insan vücudunda ya da dışarıda en fazla 2 gün yaşayabiliyor. Yani döllenmeden 48 saat öncesinde östrojen hormonunun dalgalanması, pik yapması başlar. Progesteron zaten hamilelik, gebelikle birlikte gelişen bir süreçtir. Onun için progesteron aslında yumurtlamaya kadar düşüktür. Sonrasında
uterus duvarının da kalınlaşmasını sağlayan hafif bir pik yapar. Esasen normal değer döllenmedi yoksa gitgide düşer. Progesteron tek amacı diyebiliriz ki hamileliği hazırlıktır. Evet, yine aynı benzer. Buradan devam edecek olursak menstrual siklusu, menstrual faz, preovulatör faz ve postovulatör faz. Arada bir de ovülasyon fazı diyebiliriz. Dört faza ayırıyoruz. Neymiş? Menstrual faz, yani adetin ilk günüyle birlikte uterus duvarının en kalın olduğu ve sonra adetle birlikte uterus duvarının incelmeye başladığı fazdır. Menstrual faz ne kadar sürer? İşte 4 gün, 1 hafta, 4 ila 7 gün arasında sürer. Normali budur. 3 günden az olmaması gerekir, 7 günden de fazla olmaması gerekir. Şu şekilde gösterebiliriz. Burada da 4. güne kadar sürüyor olarak görünmüş. Preovulatör faz nedir? Menstrual faz bittikten sonra, yani kanama bittikten sonra, uterus duvarı artık inceldikten sonra, ovülasyon gerçekleşinceye kadar, hatta ondan 2 gün öncesine kadar olan geçirilen süreçtir. Ovülasyon fazı 14. gündür her zaman ve daima. Postovülatör fazda artık muhtemel bir gebelik olur süreciyle uterusun duvarının en kalın kısmı ulaştığı 14. günden 28. güne kadar olan fazdır. 1 ve 5. günler menstrual fazdır dedik. Evet, ne kadar kan kaybedilir? Bir fincan kadar diyoruz. 30 ila 80 mililitre civarında. Yani bir fincandan en fazla bir su bardağına kadar. Yani bir su bardağını doldurmayacak kadar bir kanama olayı görülür. Evet. Şeye bakalım. Menstrual faz esnasındaki FSH'ın durumu nedir? Orta durumdadır. Östrojenin durumu nedir? Azalmış durumdadır. Tam menstrual siklusta. Peki foliküller içerisinde bir taraftan uterusta kanama olurken foliküller içerisinde ne olur? Foliküller içerisinde de yeni bir yumurta gelişir. Yani biri atılırken yerine hemen yenisi yapılmaya başlanır. Devam edelim. Preovulatör faz 6. günden 14. güne kadar olan kısımdır. Artık yavaş yavaş hormonların yükseldiği, östrojenin pik yaptığı aşamadır. Mesela şöyle diyebiliriz. Östrojen hangi menstrual faz aşamasında pik yapar? Preovulatör fazda pik yapar. Uterus yavaş yavaş kalınlaşmaya başlar. Yani proliferatif ferasyona uğrar. Yani kalınlaşır duvarı. 14. gün ovülasyon fazıdır. FSH ve LH pik yapar. Unutmayalım. En önemli görev. Daha sonraki fazda luteal fazda dediğimiz artık yavaş yavaş gebeliğin ya olduğu ya da olmadığı fazdır. Peki gebelik oluşmazsa ne olur? Gebelik oluşmazsa korpus luteum dejenere olur ve progesteron ve östrojen düzeyleri düştüğünden kanama, yani menstruasyon meydana gelir. Menstrual siklus tabii ki hormonlar tarafından düzenlenir. Bir foliküler fazı vardır. Korpus luteumun dejenere olmasıyla düzenlenir. Öteki de luteal fazdır. 14 gün süren lütein olduğu durumdur. Hormonlardan östrojen, progesteronu biliyoruz. Relaksin gebeliğin sonunda simfiz pufuzin gevşemesini, açılmasını sağlayandır. İnhibin de zaten FSH'ı inhibe eden hormon olarak biliyoruz. Şimdi bayanlarda hormon tahlili yapıldığı zaman birkaç şekilde sonuç verilir. Normal sonuç değerlerine baktığınız zaman tek bir sonuç yoktur. Faza göre belirlenmiş hormon düzeyleri mevcuttur. İşte neden? Çünkü o hormon düzeyi bayanlarda sabit değildir. Yani mesela testosteron karşısında yazar işte 0,02, 2 miligram milimetre bölü milimetre küp diye yazabilir. Ancak
Östrojen ya da progesteronda öyle bir şey göremeyiz. Çünkü menstrual siklusa göre artma ve azalmalar görülmektedir. Östrojenin etkilerine baktığımız zaman en önemli görevi ovülasyonun olması, yumurtlamanın olması, diğer ikinci ses karakter, ikinci eşey karakterlerinin geliştiği, vücut tipinin yağlanmasının kum saati olacak şekilde sağlandığı, ses inceliği, bazı bölgelerde tüysüzleşme gibi durumların sağlandığı kısımdır. Miyometrimun uyarılmasını sağlar ayrıca. Östrojen fazla salgılanırsa FSH salgısını inhibe eder. Yine çok fazla salgılanmasının bazı etkileri var. Fazla salgılandığı zaman tiroide ya da testosterona eğer inhibe de olmuyorsa uzun süreli etkileri arasında dönüştürülme durumu da söz konusudur. Çünkü anjiyotensinojen ve tiroid bağlayıcı globulin salgısını arttırır. Neden? Çünkü tiroide dönüşür. Tropin hormonuna dönüşür. Progesteronun etkisi neydi? Gebelikti. Gebelikte ne yapar? Uterustaki endometriyumun kalınlaşmasını, kan akımının artmasını, büyümesini sağlayan etkiye sahiptir. Yine memelerde de lobül ve alveollerin gelişimini uyarır. Beyinde de LH salgısını inhibe eder. Neden? Çünkü zaten onun salgılanmasını neden olan şey LH'tır. Yani fazla salgılanırsa o artar, o fazla salgılanırsa öteki artar. Evet, menstrual sikluste etkilenen yapılardan geçelim ama hep aynı kısımlar. Şimdi bazen şunu biliyoruz, adet görmenin ya da işte menstrual fazın girişlerinin bazı etkisi vardır. Bazı şeylerden belirlenebilir. Mesela vücut sıcaklığının artışı ya da azalması, yine mukusun inceliği ya da kalınlaşması. Çünkü östrojen mukusu daha ince yapar. Ovülasyondan hemen önce inceldiği için daha fazla akışkan olur. Tam tersi mensten önce de kalınlaşır, daha mukuslu bir yapıya sahip olur. Yine progesteron mukusu kalınlaştırır. Buna göre ovülasyonundan önce mukusun yani salgılanan sıvının ince olması, sonrasında ise kalın olması beklenir. Evet, östrojen vajinada epiteli kornifiye eder. Yani ne yapar? Koruyucu etki gösterir. Mukus salgısından dolayı yine. Daha fazla salgının salgılatılmasından dolayı. Evet. Bir de ovülasyonun göstergeleri ne demiştik? Yapışkan servikal mukusun varlığı, progesteron arttı, kalınlaşacak. Ovülasyon da tersi olur, incelir ve vücut sıcaklığının ısısının yükselmesi. Evet, döllenmeye bakacak olursak, ovum ovaryumdan çıktıktan sonra, ovülasyon gerçekleştikten sonra 5-10 gün sonra implantasyon gerçekleşir. Biz kaçıncı gün diyorduk hatırlarsanız? 6. günde döllenme ya gerçekleşir ya gerçekleşmez. Biz birinci gün ne olarak kabul ediyoruz ama? Yumurtanın ovülasyonun ilk ovumdan çıktığı gün olarak kabul ediyoruz. Yani hatırlarsanız yavaş yavaş 4. günde ampulleye geliyor. Eğer 6. güne kadar gelmezse zaten 6. günde uterusa ulaşmış oluyor. Döllenme olmamış oluyor ve dejenere oluyor artık. Çünkü 6. günde 9. gün arası uterusa implante olması, gömülmesi gereken günler. Evet, sperm vajinayı aşıp servikse bırakıldığında, servikse yakın kısmı vajinanın neresine bırakılırsa bırakılabilir, bir sıkıntı yok. Servikse bırakıldığında tabi belirli bir basınçla bu esnada sayılarını ve canlılık oranlarını